28 Eylül, 4 Ekim, Başak Burçları'na hoş geldiniz. Nasılsınız Başak Burçları? Umarım iyisinizdir, ağız tadındasınızdır. Evet, işlerde kontrol, düzen ve düzensizliklerle alakalı, yani bulunduğunuz sistemde bir yaygara kopması olacak. Yani sizden de kaynaklanacak ama bulunduğunuz sistem ya da bulunduğunuz iş yerinizle alakalı maddi kayıplar, maddi sıkıntılar ve hatta ne oluyoruz dediğimiz bir haftaya giriş yapacağız. Bir küçülme, bir daralma dediğimiz bir nokta var. Ve sizde de bu şu oluşacak. Ben işimden mi, yok hayır işinizden bir sıkıntı olmuyor ama şirketinizdeki yaşanan sıkıntılar belki siz biraz tedirginlik yaratabilir. İşte şirkette küçülmeler var. Bazı ekip arkadaşlarınızda dağılmalar olacak. Sıra size de gelebilir ama daha vaktiniz var. O yüzden şimdiden iş aramaya, yeni iş kapıları araştırmaya bakın diyorum. İşsiz olan Başak Burçlarına, evet bu hafta gelecek güzel oluşumlar var. Bir geçici de olsanız bir başlayın. Çünkü çok uzun süredir iş sıkıntısı yaşadığınız için hani hata yapmaktan korkuyorsunuz ve işten soğumayın ve bir an önce başlayın. Güzel bir oluşum var burada. Hatta kendi işinizle alakalı noktada da kapatma kararı verecek bazı Başak Burçları var ya da yeri küçültme kararı verecek bazı Başak Burçları var. Kira ve ödemelerle alakalı zorlandığınız bir haftanın ve geçtiğimiz aylarda da böyle bir zorluk haftası yaşadınız ve önünüzü göremediğiniz için biraz daha sanki küçülme kararına verdiniz. Çok doğru çünkü biraz sıkıntılar başlayacak ve şu en azından kontrollü devam edin. Zaten siz sistem ve kontrol insan olduğunuz için önünüzdeki evreyi yakaladığınız vakit hemen giden bir noktadasınız. Evet ama hani batma gibi değil, riskleri kontrol etme dediğimiz bir süreç yaşayacaksınız. Bu da sizin için doğru bir karar. Sağlık olarak özellikle psikolojik olarak yorgunluklarınız var. Tırnaklarınız ve egzamalar ve batıklarınız olabilir. Ama en önemli şey kulak ve kuburun enfeksiyonlarınız had safhada olacak ve siyatikleriniz olabilir. Mutlaka bunları kontrol edelim. İleride sıkıntı olmasın. İlişkilerinizle alakalı iş stresinden dolayı bu hafta ilişkinizi çok önemsemeyecek. Aslında önemseyip önemsemeyecek. Çünkü kendi kafanız işinize ve parasal dengeye konsantre olduğu için ilişkinizle ilgili kaygılar ya da hüzüntüleri o bir haftaya bırakma gibi bir durumunuz söz konusu olacak. Evli olanlar şu an sessizlikte, ilişkisi ciddiyete gidecek bazı başak burçları var. Hatta terk edilen başaklarda sürpriz böyle haberler alacaksınız, biraz motivasyonunuz olacak ama ondan bir çeşit olmayacağını siz de biliyorsunuz. En azından egonuzu tatmin edin diyorum. Hiç ilişki yaşamayan başak burçlarına biraz daha vakit var diye not almışım. Evlerle alakalı sorunlar, yani annenizin ya da babanızın ya da büyüklerinize ait bazı mallar var. Bunlarla alakalı tapuların değişme ve yenilenmesini istediğiniz noktalarınız var. Bunlarda hak kime ise, ya 5 kardeşseniz 5'e, 3 kardeşse herkes adaletli şekilde haklar bölüşülecek. Bunun bir verdiği bir rahatlık sizi, motivasyonunuzu arttıracak demişim. Hatta şöyle bir durum var. Yıkılması gereken bir köy eviniz ya da toprağınızla alakalı devletle ilgili sıkıntı yaşayabilir ve bunlarla ilgili biraz pürüzler ve yasal hani kendinize ait maldan yol geçebilir, müteahhit durdurabilir ya da bir müteahhitten aldığınız bir malınız ziyan olmuş olabilir. Bunlarla alakalı mücadele ve bu tarz evraklar gelecek. Bunları dikkate alın. Hani sonra yaparım derseniz sıkıntıya duyacağınız uyarı veriyorum. Sizde de belki çok yorgunsunuz ama zaten kafa da sizin devamlı konuşan bir noktada. Bence bu hafta sadece oluşması gereken işinizdeki sıkıntıları, şu an ilişkiyle ilgili beklentileriniz zaman içerisinde oturacak. En önemli şey ailenizdeki bazı mallara devlet hani istimlak mı oluyor? Bu tarz şeylerle ilgili oluşumlarla ilgilenin malınızın fazla içine girmiş olacaklar. Bazı mallarda da zarar göreceksiniz. Yükselen ve ay burcunuzu dinleyin. Sevgi ve umutla kalın. Allah'a emanet olun.